Bugün şahane bir börek hazırlıyoruz. Tavuğum içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ ve 3 adet kuru soğanımı aldım. Soğanlar hafif yumuşana kadar ve pembeleşene kadar kavuruyoruz. Ardından içerisine 400 gram kıyma. Kıymanın rengi dönene kadar ve kendi suyunu tekrar çekene kadar kavuruyoruz. Bugün yapımı oldukça kolay. Baklava yufkasından sarı böreği hazırlıyoruz ve en kolay tarifle Çıtır çıtır olan bu böreği çok seveceksiniz. Sanki dışarıdan alınmış gibi üstelik daha lezzetlisi. Rengi dönmeye başladı ve kendi suyunu bıraktı kıyma. Tekrar kovmaya devam ediyoruz ve suyunu çeksin. Yarım tatlı kaşığı tuz, pul biber, karabiber ve çok az kimyon ilave ediyoruz. İyi bir şekilde karıştıralım baharat ve tuz her tarafına gelsin. Daha sonra da farklı bir kabın içerisine alarak iç harcımızı soğumaya bırakalım. Kolay bir sarıyer böreği oldu arkadaşlar. Mutlaka sizler de bu tarifi denebilirsiniz. İyi bir şekilde kıymada kavrulması gerekiyor. İç harcımız hazır kenara alabiliriz. 100 gram eğitilmiş tereyağı. Ardından bir çay bardağı süt ve yarım su bardağından biraz eksik sıvıya karıştıralım. Bunu yufkanın arasında kullanacağız. Tam ölçülü bir tariftir da bakla yufkası var. Üzerini kapatalım ve yufka hemen kurumasın. Nemli bir bezle. Bir tane baklava yufkamı masanın üzerine alıyorum. Her bir börek için 3 tane baklava yufkası kullanacağız. Fırça yardımıyla her tarafına hazırlamış olduğumuz sostan yayalım. Çok fazla kullanmanıza gerek yok ama her tarafı mutlaka yağ gelmeli. Bu şekilde daha çıtır çıtır oluyor çok çok yağ kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir yemek kaşığı dolusu kadar yetiyor. iyi bir şekilde yağ sürdükten sonra ikinci yufkamı da yerleştiriyorum üzerine. Her bir börek için 3 tane yufka kullanıyoruz baklava yufka. Mutlaka yufka paketini açtıktan sonra üzerine nemli bir bezle örtün ki yufka hemen kurumasın. Baklava yufkası diğer yufkalara göre daha çabuk kuruyor arkadaşlar. Buna dikkat edersiniz. En son yufkamı da üzerine kapatıyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz lütfen tarf hakkında yorumlarınızı, fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Tekrar çok az daha hazamış olduğumuz sostan sürüyoruz. Geniş tarafa hazamış olduğumuz kıymalı açtan yerleştiriyoruz. Daha az veya fazla da kullanabilirsiniz. Dışarıdan almanıza gerek yok. Bu tarifle oldukça lezzetli oluyor ve tel tel ayrılıyor. Dışı çıtır çıtır ve içi yumuşak bir börek oluyor. Hafif katlayalım ve ne çok gevşek ne çok Sık olmayacak şekilde böreğimizi saralım. İsterseniz bu şekilde direkt tepsi alabilirsiniz veya benim gibi bu şekilde iki ucunu ortada birleştirebilirsiniz. İstediğiniz şekilde bu böreği hazırlayabilirsiniz. Diğer kalan yufkalarımı da aynı şekilde tamamlıyorum ve böreklerimi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisi içerisine alıyorum. Sosum bu kadar arttı. iyi bir şekilde karıştırın. Eğer az gelmişse içerisine Biraz sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Fırça yardımıyla her tarafına susuz sürelim. Üzerine yoğurt veya yumurta sarısı sürmenize gerek yok. Orijinalde bu şekilde zaten. Daha sonra böreklerimi önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızana kadar pişirmeye gönderiyorum. Kontrol olun çünkü baklava yufkası hızlı pişiyor ve yağlı bir börek olduğu için hemen kızır yanabilir. Kontrollü bir şekilde böreğinizi pişirin böreğimizi fırına gönderebiliriz. Böreğin fırından çıktı arkadaşlar harika gözüküyor. Üzeri de altı da çok güzel bir şekilde pişti ve üzeri çıtır çıtır oldu. Sizlere yakından göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi çıtır çıtır bir börek. Oldukça kolay ve lezzetli oluyor. Altı da bu şekilde. Sizlere içerisini göstermek istiyorum dilimleyerek servis yapabilirsiniz. İçerisi de bu şekilde. Sıcak sıcak harika bir börek oluyor. Mutlaka lezzetli olan bu tarifi denemelisiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tarifimin sonuna geldim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bu tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve zilini açmayı unutmayın. Yeni farklı tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.